Evet. Bu yıl da olduğu gibi geleneksel piknik şölenimizin startını veriyoruz. Aa, yenge kolay gelsin. Yengem iş başında. Kuymak hazır. Ahmet abi biz bu işi bitirelim istersen ha. Başlamadan biz kuymakla işi götürürüz. Yenge kendini tanıtır mısın? Hava Demirkol. Sefer Demirkol'un eşiyim. Trabzonluyum. Kuymağın has yerindeyim. Nasıl yapıyorsun? Bir tarif et bakalım. Benim tarifimle aynı mı? Ya bu hep aynıdır. Bir değişmez yani. Yöresel bir kuymak bu. Fark etmez herkesin kuymağı. Kavurma mı sula mı? Kavurma. Tabii ki iyi kuymak kavurmak olur. Yenge yemekleri Sefer abi mi hazırlıyor, sen mi hazırlıyorsun evde? Sefer Bey gayet güzel yemek yer. Ha, yemeden anlıyor, yapmadan anlamaz. Aynen. Sefer abi ifşa edildin, gel bakalım şöyle yanıma. Yenge ne diyor? Ne diyor yenge? Yemeden anlar diyor, doğru mu? Evet. Biz yani bizim yöresel kuymağımız ama ben anlamam, hanım anlıyor, eşim anlıyor bu işlerden. Sen anca yemeden anlarsın. Yani bize afiyet olsun inşallah. O zaman hepimize afiyet olsun. Yenge eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ahmet abi, sendeyiz abi. Piknik alanımızı görüyorsun. Efendim az önce gördüğünüz gibi bura verdiğim telefonu telefon nereden çıktı ya abi, yaşlandık diyorum da inanmıyorsunuz bana. Mikrofonu dediğim ki git hemen yengemi yakala. Orada güzel bir kuymak var ve bugün Baycar Trabzonlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 16. piknik şöleninde yine ben varım. Vazgeçilmez abi. Baycar Trabzonlar Derneği benden vazgeçmez. Eroin gibisin Ahmet abi. O, ya, tehlikeli. Yani yapışık. efendim ben bugün mikrofonu mümkün olduğu kadar sevgili Burak Atasoy'a vereceğim. Burak Atasoy kimdir? Kendisi tanıtacak ama ben söyleyeyim. Aktif çalışkan Baycar'ın sevilen gençlik kolları başkanı ve müzisyen sanatçı. Burak'cığım. Önce seni tanıyacağım, ondan sonra mikrofonu vereceğim ve sen başlamadan önce benimle masalara gidip dolaşacaksın. Mesela şurada bakanlar var, onlara bir yakalayacaksın abi. Yaşam. Ellerindeki zehirleri de atacaklar. Tabii. Sen de. Ben Trabzon Akçabatlıyım. Bağcılar Trabzonlar Derneği'nin Gençlik Kolları Başkanıyım. Aşağı yukarı 15-16 yıldır da müzik ve... Şu an izleyicilerden biri diyor ki how deep fitness, çık oradan da genç uşak tek başına. Yo, sen de gençsin. Sen yerine geç o zaman. Yine olduğu gibi geleneksel piknik şölenimizi icra etmek için Kirazlı Bend mesire alanındayız. Bu yılda 16.sını düzenleyecek olduğumuz piknik şöleninde sevgili Ahmet Güngör abim de bizlere eşlik ediyor. Bizim kahrımızı akşama kadar burada bizle beraber çekecek. Ben Burak Atasoy, Bağcılar Trabzonlar Derneği Gençlik Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda 15 yıldır da müzik sektöründe bu işi icra etmekte olan bir kültür elçisiyim. Şu anda Kirazlı Bend mesire alanındayız. Hazırlıklarımız yapılıyor. Bayraklarımız, flamalarımız asıldı, mangallarımız yakıldı, semaverlerimiz yakıldı. Güzel bir ortam var, aile ortamı. Her yılda bunu daha iyi bir şekilde yapmak için elimizden geleni dernek olarak, yöneticilerimiz olarak, kadın kollarımız olarak, gençlik kollarımız olarak en iyisini yapmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl 16.sını düzenleyeceğiz. Kemerburgaz, Kirazlı Bend 1. Bölge Mesire Alanı'ndayız. Sevgili dernek başkanımız Ethem Coşkun da birazdan bizlere eşlik edecektir. Teşekkür ederim. Şimdi misafirlerimizi dolanalım. Bir bakalım ne yapmışlar? Biraz önce gördüm Sefer abinin hanımı kuymak yapıyor. Bak işi de biliyor. Kavurma kuymak yapıyor. En lezzetli kuymak da kavurma kuymaktır. Yani iyi bir aşçı olarak söylüyorum. Bu arada yemekle de aram çok iyidir. Yapmasıyla da yemesiyle de. Merhabalar. Kendini kısaca tanıtır mısın? Benim ismim Nazima. İstanbul'da yaşıyorum. Hem de çalışıyorum. Diş hekim asistanıyım bu arada. Burak. Nerelisin? Şöyle ben doğma Kırgızistanlı, büyüme Rusya, milletim Özbek, şu anda Türkiye'de. Karışık. Biz de ona karma gudal diyoruz. Ben bunun şarkısını da yaptım. Bir hafta 10 gün içinde yayınlanacak. Bizim derneğimiz hakkında ne düşünüyorsun? Piknik alanımız nasıl? Böyle derneklere birinci defa katılışım. Çok güzel buralar. İnsanlar çok sıcaklar, sıcakkanlılar. Misafirperverler. Çok beğendim. O zaman aramıza hoş geldin. Teşekkürler. Hoş. Fahri Trabzonlu yaptı kendisini. Evet, kıymetli arkadaşlarım. Yine Bağcılar Trabzonlar Derneği Gençlik Kolları Başkan Vekili Gökhan Bulut yanımda. Gökhancığım, ne düşünüyorsun kardeşim?
Valla derneğimizin düzenlemiş olduğu piknik her zamanki gibi güzel olacağını düşünüyoruz inşallah. Tamam mı? İyi bir uğraş verdik. Güzel de oldu. Ondan sonra kalabalık da olacağını düşünüyoruz. Valla inşallah çok güzel olur. Horonun bol olduğu bir piknik olur inşallah. Tamam mı? Yani güzel şeyler olacak bugün. Hayırlısı diyelim inşallah ya. Gökhan'cığım teşekkür ediyorum. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Yine gençlik kollarından Rümeysa. Rümeysa günaydın. Nasılsın? Başkanım, iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Nerelisin Rümeysa? Çaykara, Trabzon. Çaykara, Trabzon. Benim de anneannem Çaykaralı, Şurlu. Komşu köyden. Ben Zenoluyum başkanım. Zenoluymuş bak, üstüne basa basa söylüyor. Ne hazırladın bugün? Bugün kayganımız var gördüğünüz üzere. Aynı zamanda kekimiz, böreğimiz var, turşumuz var, zeytin, peynir, domates, salatalık ne edersiniz var. Ahmet abi görüyorsun burada hanımlarımız hiç durmuyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Gel Ahmet abi bak sizi de alalım gençler. Evet. Eski Gençlik Kolları üyemiz Mustafa Yavuz. Seni tanıyalım. Sinem Öztürk. Sinem Öztürk. Mustafa. Buyur abi. Yenge herhalde. Esas duruşta durduğundan belli. Ne düşünüyorsun kardeşim? Abi valla derneğin yaptığı etkinlikler ardı ardı kesilmiyor. Güzel. Başarılarınızın devamını dilerim. Seninle ekibine zaten helal olsun yani. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Sinem sen ne düşünüyorsun? Gayet güzel olmuş. Hatta çok çok güzel olmuş. Sinop derneklerinin haricinde Trabzon Derneği'ne gelmek çok güzel oldu aslında piknik alanlarına. Ve duyduğum kadarıyla evet çok güzel faaliyetler de devam ediyor. Devamını dileriz inşallah hep beraber. Teşekkür ederiz. Ahmet abi durmak yok devam edelim. Ben tek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ethem Başkan'ı sesleniyorum buradan Sayın Başkanım. Allah için şu horon gecesini yap artık. Vallahi yap yeter yani. Piknik senede bir piknik yapıyorsun millet horona doymuyor. Ethem abi bu mesaj önemli bak abi. Gençler horon gecesi istiyor. Sibel Hanım merhaba. Merhaba. Sibel Hanım bizim eski gençlik kolları başkan yardımcımız ama aramıza geri dönecek. Ufak tefek sağlık sıkıntıları yaşadı. Şu an gördüğüm kadarıyla iyi olmasına da sevindim. Bugün burada bizle beraber geçen sene olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı. Sibel Hanım ne düşünüyorsun? Valla Trabzonlular Derneği'nin yine davetlisiyiz. Teşekkür ederim. İnci, çok incesiniz. Yer çok güzel. Her sene de yapılıyor. Biz yine her sene katılıyoruz. Bu sene de eşlik ettik. Organizasyon çok güzel. Birazdan horonlarımız başlar. Eğlenceler başlar. Her şey çok iyi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sibel Hanım. Sen ne diyeceksin? Söyle bakalım yakışıklı. İyi. Burası çok güzel. Ben Kahramanmaraşlıyım ama burayı çok seviyorum. Hep kayınçom getiriyor. Babamla mangal yapıyoruz. Şu an tavuk yiyeceğiz ama bu sözcükler benim çok merak ediyor. İnşallah Sayın Başkanımız da buraya gelir de Kemerçoy deriz. O zaman başkanı horona davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ahmet abi yine gördüğün gibi bak iki tane semaverimiz hali hazırda yanıyor. Kardeşim kendini tanıtır mısın? Ben Ömer Çağrır. Bu şekilde yani. Nerelisin? Ben Kahramanmaraşlıyım, Elbistanlıyım. Kardeşşehir. O zaman seni Fahri Trabzon'la eyledik, doğru mu? Olur, hiç sıkıntı yok. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Bugün, evet, bu arada eniştesi de Trabzonlu yani. Sevgili Gençlik Kolları Başkan Vekilimiz, kardeşimin kız kardeşiyle evli. Bugün mangal ve semaver işi sende. Eline ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Ablamız eski toprak. Nerelisin abla? Maçkalıyım. Maçkalıymış. Annemin köyünden. Hamsi köylü. Annem Hamsi köylü. Hangi köyü? Temelli. Temelli'den. Temelli'den kimlerden? Karalardanız. Karalardan. He. Ali abiyi çok aradın mı? Yanlış yaptım oradan. Yanlış yaptın değil mi? Yatma ya. Adamın hakkını yiyen baş. Girişi biz dairelerdeyiz. Ama adam... Yanlış yaptım ama oldu işte bir kere. Dönüşü de yok diyorsun. Teşekkür ederiz efendim. Kuymağı, Ahmet abi bununla kuymağı yaptı arkamızı döndü. Kuymak bitti. Sefer abi bu iş hep senin altından çıktı ha. Dolu tabakla gel oturuyorum. Millet, bak Sefer abi diyor ki millet acıkmış kuymağı kendi bitirdi. Bak tabağına bak. Ha buraya bak. Oh!
Bardağa bak. Tabii Sefer abi. Ha, afiyet olsun tabii. Oh. Bittikten sonra değil mi? Gittiniz buradan. Yani vallahi neyse senden bir kuyumak alacaklıyız Sefer abi. Evet, masaya kışacak. Evime buyurun gelin. Evimde yedireyim ben. Siz uzağa gittiniz, oturacaktınız bak. Abla otur. Sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyoruz, tanışıyoruz aslında. Ben tanıyorum. Kameraya tanı. Ben damadıyım. Sen? Kızıyım ben de. Yarım elma, gönül alma. Teşekkür ederim. Ömer ne düşünüyorsun? Güzel, ben ilk defa geliyorum. Babam yönetim kurulunda. Ben de gençlik kollarındayım ama bağlantımız babamdan. En büyük Trabzonspor. Trabzonspor en büyük de. Seni aramızda görelim artık. Faal ol. Yani Sefer abi gibi aktif olmanı istiyorum. Kaynaklı. Eğitim hayatı bitince. Abiler kulakları çeker yani. Doğru. Abi seni tanıyalım. Ben Adıyamanlıyım. Sefer Bey'in dünürüyüm. Sefer abinin dünürüymüş. Bak Fahri Trabzonlular çoğaldı. Evet doğrudur. Adıyaman neresinden? Daha bir gelin daha gelecek. Aa bir daha var. Evet, o da %50 Trabzon %50 Samsun. Ama Trabzonluyuz diyorlar. Tamam o zaman onu da Trabzonlu kabul ettik. Yani Trabzonlu yani. Trabzon'dan büyümüşler. Sürmele o da Sürmele. Adıyaman neresindensin? Şakta. Deprem çok etkiledi mi? Şakta'yı değil de Adıyaman'ı yerle bir etti. Allah bir daha bize böyle bir felaket yaşatmasın inşallah. Yenge seni tanıyalım. Ben Nedime Beke, Hava Hanım'ın dönürüyüm. Bu eşim, bu da oğlum, bu gelinim, bu da dönürüm. Allah sağlık saat versin. Evet Ahmet abi, masada bir yabancı keşfettim. Bir soralım bakalım kimmiş. Ben, yenge kendini tanıtır mısın? Ben Gülten Güngör, Ahmet Bey'in eşiyim. Vallahi onun sayesinde geldim, kuruldum, o geçsin ancak, çekim yapsın. O işini yapsın, ben karnımı aynen doyurayım diyorsun, doğru. Ahmet abi kolay gelsin. Ahmet abi, abla benim annem. Öyle mi? Kendisi Maçkalı, Hamsi Köylü. Hani bu bizim erkek gibi kadın dediklerimiz var ya, ama bu işte onlardan. Tamam bekliyorum. Dedim ki, tamam bekle, dedi bekliyorum. Madem anne burada, bırak sıkıştıracağım seni. Anne seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Maçka Hamsiköy'denim. Akçabat'ta gelinim. Oğlum Burak Atasoy. İşte Burak Atasoy'u soracağım. Maşallah hani on parmağında on marifet derler ya. Hem işi, hem sanatı, hem gençlik kollarındaki aktif faaliyeti. Bizim Karadeniz'e uğraşmak biraz zordur. Bizim asi gençlerimiz de yürek yüreğe gidiyor. Evde yaramaz mı? Yaramaz değil. Uşakken. Ya çok da yaramaz değildi ama çok çok memnun. Birazcık, çok az yani, biraz. Çok az. Yani bırakıp top oynamaya kaçar mıydı? Top oynamaya kaçardı. Bir tane şey yaptı. Teke Pilya'dan. Pilya'dan şey yaptı. Araba yaptı, uçup gidiyor. Oğlum etme gitme, etme gitme. Ya ben bunu süreceğim. Ben bir gün aldım, kızdım, baktım ki her gün yaralı geliyor. Aldım baltayı, bunu kırdım. Attım. Anne, nerede arabam, nerede arabam? Arabayı oğlum kırdım, attım. Hiç kimsenin bilmediği yönünü yakaladık. Yani bilyeli arabaya sürekli düşer, oranın buranın yara edermiş. Bir daha bisiklet almış. Bisiklet de var. Bak. Ahmet abi sadece bilyeli araba değil, bisiklet. Bilyeli araba babam demir ustasıydı, sıcak demir ustası. Ona bilyeli değil, böyle tekerleri büyük demirden, böyle üstünü de palet gibi sardım. Hiçbir yerde batmıyordu. Bir kayıyordum köyün ev... Annenin yanında. Bir kayıyordum. Benim bilyeli arabam, yani tekerleri bilyeli değildi, demirdendi ama köyün en hızlı arabasıydı. Benim arabamı kimse geçemez. Tabii düşe kalka olacak yani. Aşağı o beni taşıyordu, yukarı ben arabayı taşıyordum. Ayrıyeten bir bisiklet aldı. Köyde oturuyoruz. Bisiklete bindi, daha Trabzon'a Ayasofya'ya indi. Çok döver. Çok güvenilir bir insan. Döver mi? Yok, dövmezdim. Ya, bir kere dövdü beni ama o da kardeşimi dövdüm diye. Bir kere böyle şey bir şey fırlattı. Kardeşimin başını yarınca ben de parfüm şeysini böyle attım. Şurasını. O da benim gibi. Şişe kırılmadı mı? Yok, şişe değildi. Parfüm kutusuydu. Ben bir şey etti. Kardeşim beni sinirlendi dedi. Dövdüm onu. O da parfüm kutusunu abone etti bak. Vurdu geri çekti abone. Efendim zaman Allah zaman ömürlerini uzun etsin. Amin cümlemizin. Zaman zaman böyle esprilerimize, sürprizlerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden. Ayağınıza sağlık. Devam. Gel Ahmet abi şöyle bir gezelim.